Merhaba değerli dinleyenlerim, ben Doktor Hüseyin Engünsoy. Bugün 3 Şubat günlerden Çarşamba. Sizlere makula dejenerasyonu sarı nokta hakkında bir bilgi sunumu yapacağım. Beni kanalımdan takip eden herkese saygı ve sevgiler sunar. Amacım buradaki bilginin topluma aydınlatmak ve bilgi paylaşımında bulunmak. Bilgi paylaştıkça büyür. Bir sevgi, bir de bilgi. O yüzden bu konulara önem veriyorum. Makula dejenerasyonu, yani sarı nokta. Sarı nokta, makula dejenerasyonu hastalığı, merkezi görmeden sorumlu bir retina hastalığıdır. 55 yaşından sonra oldukça sık görülür ve ilerlemesi halinde görme kaybına yol açabilir. Peki sarı nokta kimlerde görülür? Özellikle 55 yaşın üstündeki kişiler, kalıtımsal risk taşıyanlar, sigara kullananlar. Risk faktörlerine baktığımızda yaşa bağlı sarı nokta hastalığının esas risk etkenleri kişinin yaşı ve kalıtımsal özellikleridir. Diğer risk etkenleri ise hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalma ve şişmanlıktır. Hastalığın belirtilerine baktığımızda bunlar görme kaybı, cisimleri, çizgileri eğri veya kırık görme, göz önünde karartılar, görme kalitesinde bozulma, renk görmede bozukluklar, yaşa bağlı ve kalıtımsal etkenleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Fakat diğer risk etmenlerini kontrol edilebilir. Hipertansiyon varsa kontrol altına alınabilir. Sigara içiliyorsa bırakılması gerekir. Güneş için filtreli güneş gözlüğü takılması mutlaka gerekir. Beslenmede ise Akdeniz diyeti önerilir. Tereyağı, kırmızı et ve kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulması önerilir. Sarı nokta hastalığının kaç tipi vardır ve sonuçları nelerdir? Sarı nokta hastalığı kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kuru tip %90 oranında, yaş tip ise %10 oranında görülür. Fakat görme kaybına yol açması yüzünden yaş tip erken teşhiste daha büyük önem taşır. Kuru tipe oranla daha hızlı ilerleyen bir hastalık, hani görme kaybı ile birlikte renkli görmenin de kontrast hassasiyetinin bozulmasına zamanla retina ve makulada oluşan yeni damarlarda kanama yapması sonucu körlüğe sebep olur. Sarı nokta hastalığının peki tedavisi nasıl yapılır? Bu hastalığın tedavisinde hangi yöntemleri uyguluyoruz? Kuru ve yaş tip olmak üzere iki tipi olan sarı nokta hastalığında tedavinin başarısını etkileyen en önemli unsur doktor tarafından yapılacak damlalı göz dibi muayenesi ve detaylı incelemeler sonucunda hasta
doğru hastaya doğru tedavinin tespitine davranılır. Dayanır. İlerleyen aşamalarda görme kaybına yol açması sebebiyle yaş tipte erken teşhis büyük önem taşır. Kuru tipte antioksidan, AC ve E vitaminleri, lutein, çinko gibi koruyucu tedaviler uygulanırken yaş tipte ise göz içine iğne tedavisi, fotodinamik lazer tedavileri uygulanır. Sarı nokta hastalığının bazı evrelerinde özellikle ilerlemiş kuru tip ve tedavi edilmiş yaş tiplerde halk arasında sarı nokta merceği veya makrovizyon olarak adlandırılan göz içi özel mercek tedavisi uygulanır. Göz içine iğne tedavisi damla ile uyuşturularak yapılır. Bu uygulama sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Fotodinamik tedavide önce toplar damarlardan özel bileşimde bir ilaç verilerek düşük şiddetli bir lazer uygulanır. Göz içi mercek uygulaması, mercek, sarı nokta, merceği veya makrovizyon görüntüyü büyütüp teleskobik etki oluşturarak görüntünün göz içi mercek uygulaması, mercek, sarı nokta merceği ve makrovizyon görüntüyü büyütüp teleskobik etki oluşturarak görüntü odağının hastalanmış olan sarı noktanın dışına yönlendirilir. Damlalı bir göz dibi muayenesi nedir? Gözün ön kısmını oluşturan kornea tabakasının pencere görevi yapması sayesinde göze özel bir damla damlatılarak hasta yarım saat bekler. Damla sayesinde göz bebeği yeterli genişliğinde eriştiğinde doktor retina tabakasının tamamının detaylı olarak görebilir ve muayene edebilir. Retina dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığı ancak damlalı göz dibi muayenesiyle teşhis edilir. Göz dibi muayenesi retinada sorun olup olmadığını varsa ne aşamada olduğunu ortaya çıkarır ve oluşacak görme kaybına erken müdahale ile önlem alma şansı sağlar. Erken teşhis ve başarı oranı yüksek tedavi için yılda bir damlalı detaylı göz dibi muayenesi önemlidir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Sarı nokta hastalığında mutlaka yakın görme ile birlikte Amsler grid testini mutlaka hastalarımıza uygulamamız gerekir. Bu test rutin bir göz muayenesinin karşılığı değildir. Ancak ya da fakat sarı nokta hastalığının erken belirtilerinin kendi kendinize uygulayarak tespit etmenizi sağlayacak tek bir şemadır. Uzmanlar tarafından 40 yaş üzeri herkesin bu testi uygulaması tavsiye edilmektedir. Evet, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize göz hastalığı olmadan
Sağlıklı günler diliyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Ben Doktor Hüseyin Engin Soy. Hepinize iyi ve hayırlı günler diliyorum.